milyon dolarlık düğünleri organize eden dünya devleri Kıbrıs'ta bir araya geldi. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ünlü otellerinin tanıtımı için yarıştığı organizasyonda, kraliyet ailesi ve dünyaca ünlü isimlerin davet ve düğünlerini organize eden etkinlik şirketleri yeni sezon için hazırlık yaptı. Dünyada ekoturizmden sonra 450 milyar dolar ticari hacme sahip destinasyon düğün firmaları, Uluslararası Organizasyon ve Destinasyon Düğün Profesyonelleri Derneği ev sahipliğinde Kıbrıs'ta buluştu. Güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptınız. Aynı zamanda misafir de oldunuz. Turizmle alakalı, düğün sektörüyle alakalı neler söyleyeceksiniz? Evet, çok teşekkür ederim. Tabii ki güzel bir etkinliğe hep birlikte ev sahipliği yaptık. Hiçbirimiz misafir değiliz. Hepimiz burada ev sahibiyiz. Dolayısıyla ev sahipliği yürüttüğümüz bu süre içerisinde bu gece de konuşmamda belirttim. Burada olanların herkesi, tümü de Kıbrıs'a gelen herkes ilk kez gelmiş olsa bile herkes de ev sahibi. Dolayısıyla ev sahibi olduklarından dolayı birçok arkadaşından da bu gece görüşme şansımız oldu. Önümüzdeki süre içerisinde de gerek bizim onlara yapacağımız ziyaret, gerekse onların vermiş olduğu sözler doğrultusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin doğal güzelliklerini, tarihi zenginliklerini yaşamak ve burada düğününü ve düğün organizasyonlarını yapmak bir ayrıcalıktır diye söyledik. Onlar da bunu kabul etti. Ben de burada çok mutlu oldum. Dolayısıyla herkesin burada düğününü yaptıktan sonra kendilerini şanslı hissedeceklerini ve bir ömür boyu mutlu olacaklarını da belirttik. Ve sözler de aldık. Önümüzdeki süre içerisinde artık düğünlerin, Hint düğünlerinin Kuzey Kıbrıs'ta kendi evlerinde diye adlandırdığımız Kuzey Kıbrıs'ta olacağından da söz aldık. Çok mutluyum. Dolayısıyla bütün bu geceyi düzenleyen değerli kardeşlerime, değerli arkadaşlarıma, değerli katılımcılara da ayrı ayrı teşekkür ederim. Önümüzdeki süre içerisinde de çok daha güzel günlerde birlikte olacağımızın altını çiziyorum. Öncelikle burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Dostum, iş ortağım Hindistan'dan Vijay'a teşekkür ederim. Hindistan'da işbirliği yapıyoruz. Bugün Hindistan'ın en lüks düğün planlayıcıları ülkemize geldi, Kıbrıs'a geldi. Çok güzel bir çalıştay yaptık. Paneller yaptık, konferanslar yaptık. Yarın inşallah büyük bir yani ikili görüşmeler gerçekleştireceğiz. Amacımız dünyada 400 milyar dolar hacmi olan düğün destinasyonlarını Kıbrıs'a ve Türkiye'ye kazandırmak olacak. Bir düğün Hindistan'da ne kadar mal oluyor ya da Kıbrıs'ta, Türkiye'de ne kadar mal oluyor? En büyük düğün. Ya şöyle, lüksün sınırı yok. Yani 50 milyon dolara da düğün yapıldığını biliyorum. Ama ortalama 1 milyon doların altına da inmiyor. Yani tabandan bahsedeyim, 1 milyon dolar ve üzeri düğünler, organizeler burada aslında. Meşhur Hint düğünleri artık bundan beri Kıbrıs'ta ve Türkiye'de yapılmaya hızlı bir şekilde devam edecek. Kesinlikle öyle. Sağ olsun, Turizm Bakanımız da geldi buraya. Kıbrıs'taki iş ortaklarımızla birlikte. Çok yakın zamanda Kıbrıs'ı uluslararası düğün turizm piyasasında göreceğiz. Evet. Konumuzdan da biraz bilgi alsak. Tabii. Vijay, what do you think about our destination wedding event here? What's your opinion about the North Cyprus? North Cyprus is a fantastic place. I mean, it is a fantastic island, rather. Hotels are luxury, and the facilities is great, hospitality is great, and a great potential the city has, the island has, rather, for destination weddings, MICE, or maybe events. It's good. And anyways, overall, you see, Turkey as a country offers a lot, whether it's Istanbul, Antalya, Bodrum. So it's a great place to conduct destination weddings and destination events, yes. Diyor ki Kıbrıs diyor çok mükemmel bir şehir diyor. Kıbrıs adası diyor fantastik bir şehir diyor. Lüks otelleri var diyor. Kalmış olduğumuz oteller de çok lüks diyor. Türkiye'de diyor aynı şekilde İstanbul, Bodrum, Antalya'da çok önemli turistik düğün destinasyonları. Ve inşallah diyor Kıbrıs'ı da düğün destinasyonları olarak iyi tanıtacağız diyor. Kıbrıs ve Türkiye'ye ne kadar katkı sağlayacak bu önümüzdeki sezondaki düğünler? What about your opinion when our event will affect it to bring the Indian weddings to North Cyprus? I'm sure the event will bring business to North Cyprus and especially weddings because of the hotels, overall infrastructure, because of the partners. See, everything depends on how smooth an event is conducted at any place.
So with North Cyprus, I don't think there is much of an issue. And I think if we bring Indian weddings, people will have a great experience and a great time. And once you do one wedding, there are 300 guests, 400 guests. They take home a great experience. So they are your brand ambassadors to get you more business and more weddings in the town. Diyor ki, tabii ki diyor, burada gelmiş olduğumuz etkinliklerden insanlar iş alacak diyor, düğün alacak diyor. Çünkü çok güzel otelleri var diyor. Çok güzel de imkanları var diyor. Tabii bu diyor aynı zamanda diyor buradaki Kıbrıs'taki diyor iş ortaklarımız da diyor işbirliğimiz de diyor önemli derecede etkileyecek diyor. Kıbrıs'ın bu anlamda iyi bir düğün destinasyonu olacağına inanıyor ve yani özellikle 400 kişilik 500 kişilik düğünlerinde burada olacağına inanıyor. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Merhaba. Thank you. Yep. Thank you.